Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Servik'te yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Servik'te FIFA 17'deki yeni oyun modu olan Foot Champions'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ESL, o ESL nereden çıktı ya? Allah'ım, Gamescom'daki arkadaşlar FIFA 17 gameplay'inden olan Foot Champions'ı göstereceğim. Bilmiş olduğunuz gibi ben Foot Champions'ın geleceğini size çok önceden videosunu çekip söylemiştim arkadaşlar. Bu oyun modu geldi arkadaşlar. Dediğim gibi videoda çekerken araştırıyoruz. Bilip bilmeden video çekip şey yapmıyoruz arkadaşlar. O yüzden bize de hani çok da şey yapmanızı istemiyorum. Yani bazı arkadaşlar var hala işte yok araştırmadan koymuşsun vesaire diyen var da. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde araştırarak koyuyoruz. Ve Foot Champions'ı zaten oyun modu olarak bir ay önce koymuştum. Ve şu anda da gerçekten oyunda var. Şimdi sizlerle arkadaşlar bu oyun modunun ilk oynanışını izleyeceğiz. Ben arkadan ben zaten şu anda hızlı bir şekilde oynatıyorum. Hızlı bir şekilde oynatırken ben size arkadaşlar bu olayın mantığını anlatacağım. Öncelikle bu arkadaşlar FIFA Net yine biliyorsunuz işte ilk paket açımını vesaire falan da gördük. Burada bütün oyun modları tanıtıldı FIFA Ultimate Team ile ilgili. Ve arkadaşlar Foot Champions açıkçası benim en çok ilgimi çeken olaydı. Çünkü insanlar artık Division oynamaktan sıkılmıştı. Çok momentum giriyordu, düşüyordu vesaire. Ama bu Foot Champions'ta arkadaşlar en azından bu düşüşler daha az bir şekilde olacak. Çünkü tıpkı Counter Strike Global Offensive'deki rekabetçi gibi arkadaşlar ayırmışlar işte. Gold 1, Gold 2, Elite bilmem ne işte Top 100 falan diye çok daha fazla bir şey ayırmışlar arkadaşlar. Bu yüzden çok iyi bir rekabet olacak bu. Dediğim gibi bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Burada arkadaşlar haftalık kupalar, günlük kupalar var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada günlük kupaları kazanabilirsiniz arkadaşlar, ödül alıyorsunuz. Ondan sonra işte günlüğü kazanıyorsunuz. Günlükten sonra hafta sonu kupaları var. Hafta sonu kupalarını da kazanıyorsunuz. Ardından aylık kupalar var. Bunları da kazanırsanız zaten çok büyük bir mevlada size coin veriyor arkadaşlar. Bu da şöyle. Bu oyun modunu arkadaşlar sürekli oynamanız gerekiyor. Yani size aslında bu oyun moduna bağlıyor arkadaşlar. Neden? İşte günlük oynadın, kazandın, hafta sonu oynamaya hak katıldın, hafta sonu oynuyorsun, hafta sonu kazandın, o ay oynuyorsun, o ayın sonunda oynuyorsun derken sürekli aslında bu oyun modu içerisinde bir dönüm oluyor arkadaşlar. Yani akış bu oyun modu içinde oluyor. Siz de bunu oynayarak tıpkı CSGO'daki rekabetçi gibi rütbe atlamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. İşte Elite 1, Elite 2 gibi. Ve arkadaşlar sonunda bir turnuvanın ödülleri gayet iyi. Ödül olarak paketli, coinli vesaire veriyor arkadaşlar. En azından kanser olmuyorsunuz. Ve en azından arkadaşlar oynadığınızda değiyor yani. Size öyle söyleyeyim. Burada zaten Castro, Spencer vesaire arkadaşlar oynuyor. Buradaki Michelangelo da dayımız da yayın herhalde bir kurucularından birisi. O da açıklıyor zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada zaten bütün ödüller var. Silver 3 işte 15.000 coin arkadaşlar. Silver 2 25.000 coin, 25.000 bilmem ne coin gibi. Ücret diyorum. Hediyeleri var. Bu hediyeleri de arkadaşlar kazanarak kulübünüzü ilerletebiliyorsunuz. Scout Bedding içinde size göstermiş olduğum gibi untradeable oyuncular da var. Yani bu sene aslında iyi arkadaşlar oyunu birazcık dengelemeye çalışmış. Coin satımını sıfıra çekmeye çalışmış ama dediğim gibi ben her zaman da söylüyorum. Arkadaşlar FIFA'nın coin siteleri var. Hiçbir coin sitesinde 120 milyon coins stok olamaz. Yani böyle bir şey yok. Kesinlikle iyi arkadaşlar coin siteleri var. Bundan da kesinlikle eminim arkadaşlar. Yakında zaten foil'si de ortaya çıkar diyoruz inşallah ve hani insanlar gerçekleri görür. Çünkü yani 120 milyon stok olan birisi banlanmıyor ve sen insanları 100k coin alınca banlıyorsan sen zaten adam değilsin. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir oyun modu olduğunu söyleyebiliriz. En azından turnuva oynamamıza değecek ve hani burada gerçekten nerede olduğumuzu da görebileceğiz arkadaşlar. Silver, Gold, Elite, Top 100 derken insanların ne kadar iyi oynadığını, bu oyuna ne kadar çok zaman ayırdıklarını göreceğiz arkadaşlar. Belki önümüzdeki sene işte mesela der ki oyunun sonunda işte Top 100'de olanlara önümüzdeki sene 12.000 FA point bedava, işte Gold 1'de olanlara şu kadar başlangıçta şu kadar coin bedava tarzda bir hediye getirirse gerçekten çok güzel olabilir arkadaşlar. Oyun başlayınca hep birlikte görüyoruz. Oyunun resmi çıkış tarihi 29 Eylül arkadaşlar. Spotçuları düşüş tarihi 26 Eylül falan olur. Çok pis bir zamanda çıkıyor oyun gerçekten. Tam pazartesi günü çıkacak. Çok rezil bir zaman arkadaşlar gerçekten. Geçen sene biliyorsunuz bayrama denk gelmişti. Ben video falan çok rahat atmıştım. Bu sene tam üniversitenin başında olacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Her türlü handikap artık hazırız bu seneki momentumdan sonra. Dediğim gibi arkadaşlar izleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer zamanınızı çalmama değdiyse ne mutlu bana. Oyun modunu size açıkladım. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. Beni motive etmek için videoyu 2 saniye zarif bir beğenirseniz, yeniseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Facebook grubumuza da katılmayı unutmayın efendim. Buyurun.